Tunca Bengin, Rusya YPG fotoğrafı kime ne mesaj verdi? Türkiye'nin Suriye'de tavrı çok net. Sınırında PYD-YPG yapılanması istemiyor. Dolayısıyla komşuda parçalanma değil, toprak bütünlüğünden yana. Bu konudaki kararlılığını da sahada ve masada ısrarla gösterdi gösteriyor. Hem de Amerika ve Rusya'nın iki yüzlüğüne rağmen çünkü sorulduğunda her ikisi de bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz diyorlar ama fiiliyatta biri açıktan silah vererek PYD YPG'ye arka çıkıyor, diğeri siyasi manevralarla çözüm masasına oturtmaya çalışıyor. Bir başka deyişle, küresel güçler kendi çıkarlarına dönük Suriye'deki Kürtleri kolluyor ya da kullanıyor. Tabii Kürtlerin Suriye'de karşı karşıya gelmek istemeyen Amerika ve Rusya arasındaki nazik durumu kendi gelecekleri için manipüle etme durumunda var. Yani bölgede PYD-YPG odaklı ama partneri gelişmelere ve çıkarlara bağlı olarak değişen kirli bir oyun söz konusu. Bunun kanıtı daha doğrusu son örneği de Deirizor'da Rus General ve YPG sözcüsünü birlikte gösteren skandal fotoğraf şöyle ki rus bayrağıyla ypg filamalı o fotoğrafın adresi her ne kadar doğrudan Türkiye olsa da aslında Amerika başta olmak üzere bölgedeki tüm aktörler açısından bir mesaj içeriyor ve bilinçli olarak sızdırıldığı da çok açık. Dün bu durumu Genel Kurma İstihbarat Ailesi eski başkanı emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin'e sordum. Öncelikle de o fotoğrafın kime ne mesaj verdiğini. Yanıtı şuydu: Rusya bu fotoğrafta biz PYD ile işbirliği yapıyoruz. Eğer önerdiğimiz bazı konuları kabul etmezsen bölgede bizim desteğimizi kaybedersin diyor Türkiye'ye. Benzer bir mesajda son dönemde PKK'ya karşı Türkiye ile birlikte anlaşma içinde olan İran'a. Kürtlere yönelik mesajsa biz sizinle beraberiz merak etmeyin ki ilk kez Rus Hava Kuvvetleri PYD'ye Fırat'ın doğusunda hava desteği verdi. PYD'nin de Rus güçleri rahatlıkla Fırat'ın doğusuna gelebilirler çünkü IŞİD kalmadı artık şeklinde açıklaması oldu. Yani aralarındaki ilişkiyi geliştiriyorlar. Bu fotoğrafı Ruslar mı yoksa PKK mı servis etti bilmiyorum ama her ikisi açısından Amerika'ya yönelik mesajlar da var. PKK artık silah vermeyeceğiz, bazılarını da geri alacağız sözleri nedeniyle Amerika'ya bize destek vermezsen Ruslarla işbirliği yaparız diyor. Rus yanında mesajı, PYD'yi yanına aldığını göstererek Suriye'de kendi çözüm planını uygulamaya koymak. Bir de bölgede hakimiyet bana geçiyor, onun için Suudi Arabistan'la şunla bunla bir şeyler çeviriyorsun, dikkat et, burada Kürtlerle birlikte ben de varım, arkamdan oyun çevirme diye Amerika'yı uyarmak. Peki Suriye'deki kirli tezgahın belgeleri sadece daha önce benzerleri, Membiç ve Afrin'de de görülen bu fotoğraf kareleri mi? Elbette değil. Pekin devam ediyor... Amerika ile Rusya karşı karşıya ama birbirleriyle savaşmıyor, sataşmıyor hatta görüşüyorlar. İsrail geçenlerde Şam yakınlarında İran üssünü bombaladı. S-400, S-300 füzeleri ateşlenmedi. Hiçbir radar tespit etmedi mi bunu? Bölgede taktik ve stratejik anlamda öyle anlaşmalar yapılıyor ki, bakıyorsunuz Rusya Suriye'yi korurken İsrail'in bölgeyi bombalamasına, üstelik de işbirliği yaptığı İran üslerini vurmasına ses çıkartmıyor.'' Tunca Bengin Milliyet